Seni çok sevindim ben. Evet. Şimdi sobayla vedalaş da salona bir göz atalım Kadir. İşte karşınızda Hatice Hanım'ın temizleyeceği salon. Küçük bir alana sahip ve az eşyalı olması ilk başta bir avantaj gibi görünse de yakından bakınca yaşlı ev sahibimizin pek de temizlik yapamadığı anlaşılıyor. Salonun üzerine inmiş toz bulutu tepeden tırnağa her yere silmiş vaziyette. Hatice Hanım bugün burada sıkı bir mesai yapacak gibi görünüyor. Neyse ki soba temizlemeyeceksiniz. Çok sevindim şu an. Ama antredeki sobayı temizlemeyeceksiniz. Daha kötüsü bir de kuzine. Birinden kaçarken birine tutuldu. İnanmıyorum, sevinmiyorsun oysa ki. Neyse soba geçmişim de var benim en azından. Gel borularını sökmeyeceğiz herhalde. Ay bu nasıl bir koltuk, silsen silinmez. Kendine gelmez. Yere baksana, yerler sanki hiç. Allah! O nedir Kadir? İğrenç. Yani tanımlayamadığım ikisi toz molekülleri birleşmiş. Cama bak. Cam bir de tahta cam. Ben bunu süpürsem kırılır. Biz en azından plastik doğrama olmayacağız. Şunun arkasına bakayım. Şimdi duvarları da bekleyecekler. Halı keza öyle berbat. Silemem, bu halıyı silsem daha çok... Neyse iyi ki bez var orada. Soba için ne istediler? Diğer yarışmacıların isteklerinden ziyade bizim amcamıza yardımımız söz konusu burada Kadir. Temizleyeceksiniz tabii ki. Tabii ki. Yani önünü ardını altını külünü bir çeker atarız. Ya, borusunu sökmeden yaparsınız. Yok borusunu sökemeyiz zaten de şöyle üstünün de tozunu alırız borunun. Aynen öyle. Çünkü bu evde Hatice Hanım'ı çok yoracak başka bir yer var. Daha da var yani. Maalesef. Bu ev size yakışır Hatice Hanım. Sevindim altında. Evet çok sevindim. Üstesinden kalkabileceğim diye. Size güvenimiz sonsuz. Bu evi... Mükemmel yapalım.